Bunlar pro mimarlar ve ben de onlara markalı yapı kapanışmasından meydan okuyorum. Ama onlar benim resim isterek hile yaptığımı bilmiyorlar. Basıyorum, hazır mısınız? Evet, hazırız. Hadi, bastım. Hadi. Dünya geldi. Dünya mı? Tamam, koş, hadi başla. Tamam kardeşim, baş. Hemen hallediyorum her şeyi. Bir dakika. Evet, burada ben Paint'i açtım ve burada çizdiğim şey Minecraft'ta benim karşıma çıkacak. Yani benim hiçbir şey yapmama gerek kalmayacak. Evet, dünya yapacağım için dünya mavi olması gerekiyor. Şöyle bir yuvarlak çizeceğim. Sonra bunu kaplayacağım. Her taraf deniz oldu şu an mesela. Ondan sonra şöyle birkaç hamle yapacağım. Bakalım nasıl olacak bunlar. Tamam, şimdi karaları koymamız lazım. Karaları da şöyle. Evet, parçaları da böyle yapacağım. Evet, şimdi oyunumuza dönüp bakalım dünyamız nasıl olmuş. Ve oha! Düşünden çok çok daha iyi olmuş bu dünya. Bayağı dünyaya benziyor ve eminim bunu kazandım. Benden daha iyi kim yapabilir ki? O zaman gidip diğerlerini trolleyelim. Tamam, şu anda göremezdim ve bu ne? Ciddi misin? Bu yukurubun ki. Bir dakika, yukurub kopya çekiyor. Ne? İnanamıyorum. Sen ciddi misin? Yukurub, sen bence zaten çıkacaksın. Bakın şimdi. Hop! Harika oldu gerçekten. Tepkisine bakın. Bu ne lan diyor. Neyse tamam, hadi o hadi içtim yukarı. Ben gidiyorum. O Erdem ne yapıyor? Erdem, gününü göreceksin. Ve hop, Erdem'i dünyasını yok ettim. Bununkinin de yarısı beyaz oldu. Aha, Erdem bakıyor. Aha, katma kayısı falan koyuyor. Ne yapıyorsun? Ya yine Musti bir şey yapıyor abi, %100. Bu ne ya? Bak biliyorum abi, o yapıyor. Ha. Musti bu ne diyor? Ne? Tamam, eskisine döndürdüm. Hop, kendi koydum üstüne. Aa, Erdem'in başı büyük dertte. Oha, Çınar ne yapıyor? Sen ciddi misin? Ama çok rastgele şeyler koymuş. Yani buna da bir şeyler yapmam gerekiyor galiba. Fogon koydum. Kafası karıştı galiba biraz. Birbirini şutuyorlar. Aa, bir sürü balık koydum yukarıda aşağı. Şu an suları çekmeye çalışıyor Çınar. Ve biraz da koydum. Hop, şöylece. Oba! Tamam, hadi ben gidiyorum. Sen artık bununla uğraşırsın. Ve abi bir de benimkine bakın ya. Net kazandım, bir şey diyeyim mi? Sonra yukarıp neden hiçbir şey yapmıyor öyle? Tamam, ona da yapalım bunu. Aa, yukarıma bak. Yıkarım seni. Yukarıp sana çok bir ceza verdim ama yapısını gördü. Lan yazıyor. Dünyamın üstüne sular düşmüş diyor. Gariban. Balıklar yüzer diyor. Seni bir de elemeyin diyorum. Evet, burada galiba Erdem'in yeri. Tamam, hadi Erdem. Bunu yani anlat burası. Size çok kısa bir şekilde anlatıyorum. Burası bizim elip şeklinde dünyamız ve dünyadaki ağaçlara simgelen 4-5... Birkaç tane ağacımız var, sayamadım ben. Evet tamam. Ben beğendim yani. Bak, bu yeşiller de ağaç. Ben buna 5 veriyorum çünkü yuvarlak bile değil daha. Ya elips işte oğlum, elips yandan şişik, üstten basık. Abi bu dışkıya benziyor. Ben buna 3.5 veriyorum. Ben bunu bir şeye benzetemedim. Oyum 2. Ya hemen sildi. Yok ettim, gitti. Evet, 11.5 puanla Erdem'i yolluyoruz ve burası Çınar'ın galiba. Evet. Aa, burası benim. Burada Japon balıkları falan var. Bir tane sabotaj girişimi oldu. Erdem bunu atlı şahısından TNT patlattı. Yarısı patladı. Sonra bize sumu koydu. Ben anladım yani, bu bize karşı oyun oynuyor. Altta Antarktika gibi yapmaya çalıştım. Beyaz yerler. Yanlarda da deniz, su, çöl mü? Bir de bir tane ağaç koydum kocaman. Ekvador'un orada. Büyük ağaçtır yani. Yani zekilik var biraz bunda. Erdem'i göre bir düşünürsek. O yüzden ben buna 7 puan verdim. Hadi. O zaman ben bir tane oy veriyorum. Şimdi bu benim benden iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Çınar'a çok iyi yapmış. O yüzden ben bir 5'imi veriyorum. Abi bu ağacın üstünde su olduğu için ben buna 1.5 veriyorum. Oğlum o su işte girişim. Otel girişimi. Maalesef girişimi anlamam ben. Tamam. Hadi sen de oynuyoruz. Şimdi yukarı bakacağız. Gelin bakalım şöyle. Abi gelin. Ay, kör benimki... Abi kör olmayı görmüyorum. Bu ne oğlum? Lan. Abi benimki lüks, böyle 1+1 ev gibi. İçine bakarsınız, içinde lav var, çekirdek misin? İçindeki lav, evet, burada alttan bakabilirsiniz. İçerisi lav dolu. Küçük bir 1+1 ev gibi güzel bir dünya. İçi güzel, ağaçlıklı, yeşillikli. Yani güzel, ben beğendim. Yani şimdi Erdem 2'ye göre hani biraz daha küçük nonnik ama içindeki magma şeyi çok mantıklı yani, onu söyleyeyim. Evet yani ben onları düşündüm. Ben daha iyi verdim. Ben herhalde oğlum, herhalde. Şimdi ben buna sana kaç verdim? Kaç vermişim sana? 1 verdim ben. 6 verdim. O zaman yukruba 7 veriyorum, hadi. İşte bu. Sen kaç veriyorsun? Ya benim dünyam daha büyük, daha güzel. Ona nasıl fazla veriyorsun? Hayır. Lan, önemli olan. Kardeşim ben buna 3 veriyorum. Sinirlendiğim için 1 puan kırdım yani. Yani siz 1 puan mı kırdın sadece? Yani sinirimi öyle belirliyorum. Bence bu Erdem'inkinden daha iyi. Magma detayı var en azından. 3 veriyorum. Abi niye beni kötülüyor ya? Abi her yapı kapışmasında beni kötülüyorsunuz. Ben anlamıyorum, benden ne istiyorsunuz? Oha, bu ne? Merhaba, bu benimki. Ya bayağı yani yaptım böyle, gördüğünüz gibi yuvarlak elip şeklinde, üstten basık alttan şişik mişik yaptım bir şeyler yani. Yani güzel oldu İçinde bence. İçinde magma yok bu arada. İçinde abi ben bunu oynamam çünkü içeride magma yok, evet. Magma yoksa ben bunu oy vermem. Abi hayır, magma önemli değil tabii. Magma yoksa oy vermem, çıktım ben. Ya abi ben buna...
9-8 veriyorum. Kardeşim bak bu dünya güzel ama ben biraz kıskandım. Yine bir bunu belli edip bir puan kırıyorum, 9 veriyorum. Dünyada niye gün var? Ben puanımı düşürürüm, 7 veriyorum şu an. Ben de oyluyorum. Şimdi benimkine benziyor ama Antarktika'sı olmadığı için oyum 8. O zaman bu randı ben kazandım. Hadi öbür randa içeriz. Evet başlıyorum. Ben bunu şimdi basıyorum kanka. Bastım. Bas şunu. Gemi hadi yerinize geçin. Yerinize geçin. Tamam. Hemen hallediyorum. Hadi let's go. Şimdi gemi yapacağız arkadaşlar ama gemi yapmak bayağı zor. Şöyle bir taban yapacağım. Evet, gemiler böyle olur mantıken. Ve yelkenleri yapacağım. Böyle, böyle ve böyle. Sonra yelkenleri böyle 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 yapacağım. Bayağı güzel anlatıyorum, evet. Yani başka ne olabilir ki arkadaşlar? Gemi bence şu an mükemmel. Bir oyuna bakalım. Acaba gemi nasıl olur? Sürece geldim ve sen ciddi misin? Bu inanılmaz iyi ama tam oturmamış. Tamam. Bir dakika. Bu büyük bir sıkıntı olabilir çünkü buradan. Çünkü tam olarak adamın dışındayım ve evet burası gözüküyor. Gizli gizli alanı düzeltmem gerekiyor. Ve tamam. Hemen alanı yapıyorum. Tamam, alanı büyüttüm, artık bana bir şey diyemezler. Şimdi onları trolleme zamanı. Oha, birbirini okutuyorlar. Sen ciddi misin? Bir dakika. Buraya gripper koydum. Bir sürü gripper var gemisinin artık yukurumun. Ok savaşı var cidden. Bu ne lan? Bu ne oldu? Oğlum bu ne? Evet, buraya da koyacağım. Kırmızı patlattım. Oh patladı. Evet, Erdem şok oldu. Hop, buraya bir sürü gripper koydum. Tamam, bunlar patlamadan ben bir kaçayım abi şuradan. Alt taptaydım, bir şey patladı. Ne oldu ya? Hayır ya. Dur patlamayın. Lütfen aşağı in. Patlamayın. Oha, bu ne yapmış? Sen ciddi misin? Peki şurada bir gripper patlasa? Hoppala! Gripper patlattım. Bak Erdem diyor. Erdem'i sıçrıyor. Yukurup'un gemisini yakacağım. Bakayım tepkisi ne olacak. Anlayabilecek mi? Yukurup gördü. Oğlum şimdi yanıyor ya. Kafayı yersin. Abi hepsi yanıyor. Aa, bu ne? Ya içinden geçti tüm hepsinin ya. Evet, söndürüyor. Tamam, sonunda fark etti. Buradan yavaş uzaklaşayım. Erdem, bu nasıl bir gemi? Ciddi misin sen? Erdem'in gemiyi sular basmış galiba. Ben öyle bir haber aldım. Doğruysa like atın. Doğru değilse abone olun. Hop, geminin su basmış. Lan yukarı dalga geçiyorum, su şey oldu. Lan su geldi. Bir dakika, sünger. Ya dur, ne oluyor? Ya oyunum kasıyor, dur. Hayır. Oha, cidden en iyisi bu olmuş. Burada bir yangın başlasak ne olur? Bence çok iyi olur. Şunların bayrağı yanıyor şu anda. Ama kendisi şu anda Afrika hiçbir şey yapmıyor. Evet, yine Erdem'den başlayalım. Hadi bakalım, şuradan devam. Tamam. Oha, bak, Erdem bu size... ne? Oğlum o benim. Oğlum, ha, o senin kardeşim. Mi? Bu benim kendi teknemin gerçek etliği. Yatak patlamış, oraya takmıyor. Orada bir ufak... Dur. Hayır. O yatak, unutmuşum. Puanları aladım. Benim puanım 4. Hiç gemi bile benzemiyor. Abi ben de 4 veriyorum çünkü gemiye benzemiyor. Aga benim puanım 1. Gemi içinde yatak olmaz yani. Gemi içinde olmaz yani. Gemide olur da tekne. Sen yani. Gemide uyumuyor musun? Nasıl puan? Hayır oğlum, gemi mi bu? Tekne bu. Şimdi buraya geçiyoruz. O bu ne? Bu minnak bir bot ki bu benimki. Abi benim her şey minini yapıyor. Kardeşim ya. Boyutu sorgulamayın, yeter artık. Burası minimal. 1+1 bir tekne. Uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsin, yatabilirsin, kalkabilirsin, tamam. Sandığı açabilirsin, yandaki bitkine bakabilirsin. Ondan sonra etrafa bakabilirsin. Etrafta yüzebilirsin, etrafta gezebilirsin. Her şeyi yapabilirsin burada. Ve her şey serbest. Bence gayet güzel bir mekan. Ben beğendim. Ben kendim 10 üzerinden 20 veriyorum. Attik su dediği güzel bence. Gemi de kötü değil. Bu yüzden ben 7 verdim. Kardeşim ben puan veriyorum. 1+5 veriyorum, 6 veriyorum. Yani buna oyum 8 derim ya. Şimdi çınarı. Aa, burada bayrağın yanıyor. Gelirken fark ettim de kesin Erdem yaptı bunu. Yine zaten geldi, TNT patlattı. Ya benden gördüm. Bir şey diyeyim, ben şu yapmadım. Bak, iki round'dur TNT patlatıyorsun. Ben buna 4 verdim. Yukarıda sabotajdan -5 puan verdim. Hayır. Adam, yok verdim. Ya hayır. Verdim. Ya. Tamam, ben 6 veriyorum. Neden 6 veriyorum? Çünkü -5 puan yiyecek ya. Verdim 6 puan, 1 puan olarak sayılacak. Ben de 10 veriyorum, acıdım. Adamsın Yukarı'nın. Oha! Şimdi benimkiye bakın nasıl olmuş. Oha abi. Ya nasıl adam büyük yapıyorsun ya? Yani sen böyle yapmayı bilmiyordun ha. Bir şey diyeceğim. Neden taşmış? Hile değil mi bu? Hayır. Bak adam burada, bak görmüyor musun adını? Abi normalde 10 verecektim ama taştığı için 2 puan kırıyorum, 8 veriyorum ben. Abi yapının devamı burada olduğu için ben de 2 veriyorum. Burada ya kırık yapı var. 2 mi? Benim buna biraz illegallik sezdim çünkü alanı taşmış. Bir de burada ya bir şeyler var yani bunda. Yukarı bak, 5 daha yazdım, hadi. Hadi diskalifiye elendim, hadi. Çıklıyorum. Yukarı bak, diskalifiye elendim. Hop, hadi görüşürüz. Ben kazandım arkadaşlar.